Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. iyi hafta sonları. Borsa İstanbul'un hem haftalık kapanışını hem de gün sonu Cuma günkü kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Şu yapıları genel olarak bir analiz edelim. Nedir durum diye. Bakalım Borsa İstanbul önümüzdeki dönemde ne getirecek? Hangi senaryoları oluşturacak? Muhtemel senaryolar Nere, neler olabilir? Onun değerlendirmesini yapalım. Şurada üçlü tepe yaptıktan sonra ya da üçlü tepe ya da benim omuz başı omuz da denebilir buna. Baş yok ama şu şekilde e, yaptıktan sonra Borsa İstanbul bir dönüş vermiş. Sert bir kırılımla 1240'lara kadar indikten sonra yine sert bir şekilde tepki. Ve sonraki süreçte tekrar 1300'lü rakamlara geldikten sonra orta vadeli senaryo itibariyle güçlü bir atak. Bir bakıma bir trend Piyasası e, kısa vade en azından bir trend piyasası oluşturmuş. Fakat ondan sonraki süreçte e, şu anki hal itibariyle nispeten e, biraz yorgunluk. Ortalamaların üstünde olsa da 2 günlük bir kırmızı, 2-3 günlük yani bu hafta biraz zayıf geçti. 2-3 günlük kırmızı bir e, piyasayla karşılaştık. Şimdi geçen hafta tabii biz pozitif haftanın başına itibaren pozitif değerlendirme yapmış. Tekrar aynı bölgenin ziyaret edileceğini ve şu bölgedeki onay noktasının görülme ihtimalini söz konusu olduğunu belirtmiştik. Fakat onaya yaklaştıkça özellikle bugün gün içi yapısal analiz kardeş kanalda yaptığım yorumlarda onaya yaklaştıkça endeksin patina çekmeye başladığını bakın daha önce gitti bir düzeltme ikinci kez denedi bir düzeltme ve üçüncü kez denediğinde yine bugün itibariyle bu sefer daha da aşağı noktadan bir geri çekilmeyle karşılaştık. Şimdi hem haftalık bakalım hem de saatlik bakalım nedir durum diye nasıl bir görüntü var. Yurt dışı ikinci haftadır kırmızı yakıyor arkadaşlar. Yine pinli bir tepki verdi. Haftanın en yükseğine yakın noktalarda kapattık. Fakat yine pinli ve yine kırmızı onu belirteyim. Yani kapanış zayıftı. Bizde ise haftalık bazda dikkat ederseniz 1-2-3 haftadır tepki veriyoruz. Yukarıda durmaya çalışıyor fakat o yukarı hamlesi nispeten zayıf arkadaşlar. Yani güçlü bir mum gelmedi. Güçlü mum gelmeyince e, dolayısıyla endeksi sürükleyecek o hareket de oluşmadı. E, şöyle söyleyelim haftalık ortalamanın altında haftalarca geçirdik. Haftalık ortalamanın üstüne attık. E, fakat iki tane mum şu ilk mum çok güzeldi. Fakat sonra gelen iki tane mum zayıf arkadaşlar. Bir güç toplamaya ve tekrar haftalık ortalamanın e, alt kısımlarına doğru bir geri çekilmeye endeksin ihtiyacı var gibi görünüyor. Dolayısıyla bu hafta her ne kadar yeşil görünse de çok güçlü bir kapanış olmadığını, uzun bir çubuğa ihtiyaç olduğunu belirtelim. Yani şöyle uzun bir çubuk. Gerçi bu bölgeye kadar 1500'e kadar gelecek olan hareketlerin tamamı bir onay özelliği taşıdığını, şuradaki gepli bölge alındıktan sonra tekrar realizasyona aday bölgeler olduğunu ifade edelim. Terste kalmamak adına özellikle vadeli piyasada işlem yapan arkadaşlar için söyleyeyim. Saatlik bakmaları, saatlik takip etmeleri çok çok önemli. Saatlik bakarsalar eğer kırılım noktalarını daha rahat yakalayabilirler ve trend takimi daha iyi yapabilirler. Bakın onay noktası şurası arkadaşlar. Oraya yaklaştıkça oraya değmiyor aslında. Bakın tam nokta atışı çizdiğimiz, tam noktaları birleştirerek çizdiğimiz trende oraya değmediği halde bir zikzak hat oluşturuyor. Şu hareketi yaptığında bir üçüncü Ufak düzeltme yapacağını rotasını çizmiştik, şöyle bir rota çizmiştik. E, tabii ben biraz daha yukarıdan yapar dedim, şöyle bir daralan üçgen yapar diye belirttim ama daralan üçgen yerine e, o yani bu versiyonun biraz daha büyüğünü yaptı. Yani yaklaşık 500 puan daha aşağıdan döndü öyle söyleyeyim. Normalde ben şu mumdan bu hareketi beklemiştim. Yaklaşık 500 puan aşağıya kadar sarktıktan sonra tekrar aynı hareketi yaptı. E, tabii normalde bu yapı Kararsız bir yapı arkadaşlar. Kararsız bir yapı. Yani şöyle benim dediğim gibi yapmış olsaydı hareketi bu yapının net aşağı kırılacağını e, rahatlıkla söyleyebilirdik. Şimdilik kararsız bir yapı. E, daha önceki şu ayı kanalı diye ifade ettiğimiz trend hareketinde e, onay noktasına değdi. Yani tam düzgün şuradan trendi çizecek olursak bugünkü hareketlerin tamamının onay olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Benim öbür kullandığım net yapı programında bu trendleri çizmiş. Tam onay olduğunu göstermiştik. Bir bakalım gene de çizebilirsek. Şuradan onay noktasını belirleme adına. Evet tam onay noktası arkadaşlar görüyorsunuz. Tabi trendin içerisine atabilseydi şu kanalın içerisine güçlü hareket devam edecekti. Yani gün içi ben genel değerlendirmede. 1460 65'in çok önemli olduğunu, buranın önemli bir direnç olduğunu, şu anda güçlü bir tepe yaptığını, 1465'i geçtikten sonra ise kırılımın sert olacağını bekliyorum diye söylemiştim. Eğer geçseydi tabii. Oraya kadar gidemedi. Bırakın oraya gitmeyi, 1460'ı bile şu an için geçemedi. Tabii negatif konuşmak da istemiyorum. Sadece bir realizasyon zikse kattı var. Yani günlük ortalamanın üstünde olması dolayısıyla pozitifliğini henüz koruyor. Yani büyük stoplar henüz patlamış değil. Stoplar işte destek bölgelerinden tutundu. Bir kere tutundu bir daha tutundu. Şimdi bir kez daha oraya doğru gelecek 1440. Tabi bu sefer tutmayabilir. Üçüncü kez geliyor. Bu sefer tutmayabilir. Dolayısıyla 1420 artık destek bölgesi olur. Burası tutmazsa. Ondan sonraki süreçte zaten şu obo görüntüsü de bir anlamda sınanmış olur. Yani ona almış olur. 1420'de tekrar dener. Orası da tutmazsa 1400'e kadar bir geri çekilme söz konusu olur. En güçlü destek ise şu kanalın başlangıç hareketi 1370 arkadaşlar yani şu hareketin olduğu yer 1370. Ben şimdi doğrusu tabi özel grup işte arkadaşlarla yapmış olduğumuz analizlerde bu kanalın özelliği ne dikkatini dikkatini çekmiş arkadaşlar bu kanalda basamaklı bir çıkış gördüğümüzü ancak bu temkinli ve tedbirli bulunması gerektiğini göstergesi olduğunu belirttik çünkü buranın kırılımı Saatliklerin altında, süper trendin altında e, kalacak olursa beraberinde bu kanalın başlangıç noktasına kadar hareketleri getirebileceklerini. Ondan sonraki süreçte nispeten tekrar tepki gelip pozitif bir duruş sergileyebilir. Ancak kanalın bakın üstüne kadar geldik. Yükselen trend kanalının üstündeyiz. Dolayısıyla üstte çok az bir mesafe kaldı. E, 1465 stoplu e, belli pozisyonlar değerlendirilebilir. E, yorumu yapıldı. Ancak bundan sonraki süreçte ne olur? Derseniz önümüzdeki haftaki borsanın gücüne bakmak lazım. Borsa yeşil yakacak kadar gücü olacak mı? Yoksa realizasyonun devamı mı gelecek? Şu anki görüntü itibariyle saatlik ortalamanın oldukça zayıf olduğunu ve tekrar 1440 ki bu sefer 1440 dediğim gibi tutmayabilir. Daha aşağı nokta 1420, 1400 ve 1370 bölgesine kadar borsanın geri çekilmesi kademeli mümkün arkadaşlar. Genelde de Mayıs ayında bir hafta da olsa bir satış gelir. Genel olarak istatistik olarak söylüyorum. Yani bir hafta bir satış gelir. Çok büyük bir bozulma yurt dışında olmadığı sürece bize de olmayacaktır. Yurt dışı eğer çok bozarsa bize de o zaman bir realizasyon, derin bir realizasyon olabilir. Mayıs'ta bu şimdi doğrusu arkadaşlar ben analizlerimde söyledim. Yani Mayıs'ta bu düzeltmeyi yapmasaydı Haziran'ın ilk haftasında yapardı. Fakat Haziran vadenin ben tabi tabii yaşayınca göreceğiz ama hani en azından öngörü mahiyetinde söyleyeyim. Ben pozitif olacağını bekliyorum. Ama fiyatları izlemeye de devam ediyorum. Çünkü beklentiyle hareket edilmez. Esas olan rakamlardır. Fiyatlardır. Fiyatlar nereye giderse analiz ona göre değişiklik arz ar eder. Yani yapılan analizler dinamik olmak zorundadır arkadaşlar. Yani durağan statik analiz değil. Dinamik, dinamik analiz yapmak gerekir. Fiyatlar değiştiğinde gerektiğinde işte o stopları o yüzden koyulur zaten konjüktürel durum değişebilir, yapılar değişebilir. Şu anda yapı böyle bir üçgen formasyonu oluşturmuş. Üçlü tepe görüntüsü içerisinde bir dönüş formasyonuna çok benziyor. ama bunu yukarı kırdıkları an geçici olarak bir 5 için yukarı atmış olur endeks. Yani o durumda siz analizde negatif olamazsınız. Bizim gidemedi dediğimiz işte 1520 1500 hedef noktası daha doğrusu 1490 ve 1500 hedef noktası görülmüş olur. 1520 de zaten ben realizasyon öncesi fake bir çıkış olarak bekliyorum. Ama her 1465'e geldiğinde realizasyon dedim. Tabi buralar yine tepki, buralar yine 1465 realizasyon. Bugün yine önemli noktalardan bir tanesi ve onay görüntüsü içerisinde olduğunu ve yine realizasyon gelme ihtimalinin olduğunu belirttim. Çok derin bir realizasyon gelmiyor. %1 civarında bir realizasyon geliyor. Yani yurt dışı geri geldiğinde %4, %5 geldi son dönemde. Biz ise sadece %1 yani tepeden %1 realizasyon. Aslına bakarsanız çok negatif değil ama şu anda yurt dışı ile aşağı yukarı aynı seviyede olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani korelasyon mümkün. Bundan sonraki süreçte aynı döneme denk gelirse eğer ki realizasyonlar onlar %2, %3 yaparsa biz de %2, %3 yapabiliriz. Onu belirteyim arkadaşlar. Onlar şu an yatay biz biz de esasında baktığınızda bölgesel olarak aynı şekilde yatay bantta kaldık. Önümüzdeki hafta o açıdan oldukça kritik olacak. Bu süreçte zaten tahta bazlı, Her tahta gitmedi. Endeksteki aslında çoğu tahta gitmedi. Yani bu süreçte endeks giderken çoğu tahta gitmedi. Belli tahtalarla endeksi sürüklediler yukarıda tuttular. Bist 30 tahtaları özellikle endeks üzerinde belli tahtalar hakikaten iyi prim yaptılar. Yani bu süreçte 2 haftalık süreç içerisinde %30, %40 giden tahtalar oldu dolayısıyla tahta seçimi her zamanki gibi yine eee öncelikli arkadaşlar. Yani rastgele bir tahtaya girip kazanmayı beklemek yerine trend oluşma ihtimali olan tahtaları alıp onları da belli bir süre takip edip hedef bölgeye geldikten sonra realize olmakta fayda var. Çünkü onlarda da trend dediğimiz zaman belli bir yere kadar, hedef de yere kadar gidiyor arkadaşlar. Yani piyasayı kopartıp 2 kat, 3 kat, 4 kat, 5 kat gidecek trend güçleri yok onların da. Onlarda da %10, %15, %20, %25 Hadi maksimum %30, %40 gibi bir prim hedefleri söz konusu olabilir ki dipten %30 tahta 2 haftada değer kazandıysa hani öpüp de başımıza koymak gerekir diye belirtelim. Yani haftada %5, 2 tane %5 kazanmak ki bizim daha önce Ocak ve Ocak, Şubat ve Mart'ta öngördüğümüz yani analizlerimiz Ocak, Şubat ve Mart'ta haftada 2 tane %5 hedeflediğimiz bunları kazanmak bence Yeterli iki tane yüzde beş. Daha fazlası bence bu piyasada şu an için biraz hmm, aşırı imserlik olur diye belirtelim. Özellikle direnç bölgelerinde pozisyon azaltmak, risk azaltmak anlamında önemlidir arkadaşlar. Onu da hatırlatmak isterim. Şimdi yine hatırlatacaklarımızdan Yapısal Analiz kanalında, kardeş kanalda hafta içi seans arası yorumlarımızı yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Bu arada önümüzdeki hafta hem 30 Mayıs'ı online eğitim hem de 13 Haziran'da 13 Haziran'da yüz yüze eğitim vereceğiz arkadaşlar eğitim merkezimizde. Yapısal analizin temel dinamikleri, yapılar, fiyatları nasıl öngörüyoruz? Genel olarak teknik özellikler neler? Biz nasıl değerlendiriyoruz? Eğitim çalışmasına katılmak isteyen arkadaşlar bilgi almak için gmail.coma ya da serifbey.gmail.com'a ki analiz yani daha iyi dönüş yapılır. Psikoanalizakademi.com'a mail atarsalar eğitimin detaylarıyla alakalı bilgi sahibi olurlar arkadaşlar. Arkadaşlar paylaşımlarda bulunurlar. Bu arada diğer özellikle mesela Bitcoin'de bir geri çekilme var. yurtdışı borsalarda hafif yatay bant devam ediyor. zikzaklı yatay bant fakat zayıflamaya mahalleleri görülüyor. Bitcoin zaten çakıldı yani o 60 binli rakamlardan sonra 30 30.000'li rakamları görmek artık onu çakıldı diye nitelendireceğiz. Yüzde 50 değer kaybetmiş oldu. 30 ile 40 arasında şimdi git gel yapacak. Orta vadeli süreçte de onun analizini yapıp nerelere kadar bir potansiyel var onu değerlendiririz. Diğer kripto paralara da süreç içerisinde bakarız. Yine hafta sonu vaktim olursa hem altın hem de gümüş değerlendirmesi yapmaya çalışırım. Bunun dışında işte belki bir petrole bakabiliriz. Ayrıca DAX'a ve işte Doğu S&P'ye ve Nasdaq'a bakıp genel görüntüsünün ne olduğuyla alakalı yorum yapmaya çalışırız. Yine hafta içi canlı yayınımız olacak yarın. Canlı yayında da bir analiz yapıp önümüzdeki haftaya ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani tek iyimser taraf aslında şu. Yani günlük ortalamanın üstündeyiz. Şu anda büyük bir Kırılım yok ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Bir süredir çıkmayan tahtalarda son dönemde hafif bir mı oldu. Onlar endeksi bir miktar sürüklediler. Son dönem hareketleri öyle oldu. Şimdi ufak realizasyondan sonra en azından onların alınmış olması da bir anlamda pozitif. İkinci, üçüncü dalga hareketleri daha hızlı, daha sert, daha yukarı doğru olacaktır. Dolayısıyla belli bir realizasyondan sonra piyasaların yukarı yönlü ihtimalleri söz konusu olabilir. Tabii her ihtimali hazırlıklı olmak lazım. Özellikle de ortalamaların altı üstü diye. Şu anda saatlik ortalamanın altında kapanış yaptı. Bakalım altında saatlik kapanış yapmaya devam edecek mi? İşte birkaç saatlik kapanış yaparsa endeks kısa vadede negatife döner. Günlük ortalamanın altına gelirse o zaman negatiflik artar ve stoplar patlar arkadaşlar. Onu da hatırlatmak istiyorum. O yüzden kademeli noktaları da zaten söyledik. Tabi söylerken bunlar eğitim çalışması mahiyetinde grafik okuma şeklindedir. Yoksa yatırım tavsiyesi değildir. Onu da hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.